Sakın, sakın bak konuşmayı kabul ettim diye başka anlamlar çıkarma bundan. Başka anlamlar çıkarmıyorum Firuze ama sadece senin benim yanımda olduğundan bunun bir hayal olmadığından emin olmak istedim o kadar. Yakınlarda bir yerde duralım, öyle konuşalım, fazla uzaklaşmayalım. Burada mı, şehrin ortasında mı, bu kalabalığın göbeğinde mi? Hayır. Ben zaten bu fırsatı zar zor elde ettim. Öyle kolay harcayamam. Niye? Niye uzağa gidiyoruz? Karım mı görür, ha? Canım mı sıkılır? İtibarım mı zedelenir? Adımız mı çıkar? Dillere mi düşeriz? Niye uzağa gidiyoruz? Hayır Firuze, ben sadece senin sesin olsun istiyorum kulaklarımda. Konuşurken sadece senin sesini duymak istiyorum. Senin sesinden başka her şey kuru görüldü bana. Söyleyeceğin tek bir söz bile umurumda değil biliyor musun? Tek biri bile umurumda değil ama neden hala ben bunu yapıyorum? Neden hala seni dinlemek zorundayım hiç bilmiyorum. Belki de son defa dinleyeceksin beni Firuze. Sonra istersen yine git yüzüme bile bakma ama dinle. Çünkü ben senin sandığın o adam değilim. Bunu anlamın için ben gerekirse canımı bile veririm. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet, iki kişilik yer ayırttırmıştım. Mehmet Yavuz ben. Buyurun Mehmet Bey, yerinizi göstereyim. Yeriniz burası efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mehmet Bey, kız arkadaşınız gelmeden bir şey içmek ister misiniz? Bekleyelim. Kendisi gelmeden benim boğazımdan su bile geçmez de. Peki efendim. Tamam, buralar sakin işte. Durup konuşalım nerede konuşacaksak. İşine gelmeyince nasıl duymuyorsun ama, değil mi? Dönmek istiyorum ben. Arkadaşıma söz verdim. Geç kalacağım, hadi. Artık çok geç Firuze. İkinci bir şansım olmayabilir. Dur dur ya. Ya ne yapıyorsun Firuze? Ne yapıyorsun? Ya bir sakin olur musun? Bu gerçekten ya biraz mantıklı ol. Lütfen, lütfen. Çünkü senin yaptıkların çok mantıklı. Kaçırdın sen beni ya. Zorla bindirdin arabaya. Ya mecbur bıraktın. Beni dinlemiyorsun ki Firuze. Ben sana sesini duyuramıyorum. Bak bu kalabalıkların içinde yitip gidiyoruz. Lütfen. Ben seni bambaşka bir yerden seviyorum ya. Ben de alışık değilim bu duruma. Bocalamalarım sırf bu yüzden. Biliyorum bu ya sana çektirdiklerimin bir mazereti değil, biliyorum. Ama koyamıyorum ben senin yerine hiçbir şeyi. Hayalinle yetinemiyorum. Lütfen. Ben bambaşka bir yerden seviyorum seni. Lütfen biraz sakin ol. Bahar'la mı buluşacaksın? Ona mı söz verdin? Sana ne? Başka biri mi? Ya sana ne? Ya çok ayıp oldu. Lütfen bak, lütfen dönelim artık. Olmaz Firuze. Bu sefer benden kaçmana izin vermeyeceğim. Olmaz. Ya sen benden ne bekliyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Yani böyle kollarını atlayıp... Olur böyle şeyler ya. Aşk bu. Her şeyi affeder mi diyeyim? Onu mu istiyorsun? Endişelenmeye başladım. İyi misin? Bir sorun mu var? Çok özür dilerim Mehmet. Gelemiyorum. Buyurun Taner Bey. Neredesin Mehmet? Dışarıdayım Taner Bey. Konu neydi? Attığım konuma gel hemen. Konuşmamız lazım. Taner Bey, şu anda pek müsait bir zaman değil. Sonra görüşsek. Ne yapacaksın? Eve gidip ağlayacak mısın yoksa? Boşuna içlenme.
neyin peşinde olduğunu biliyorum. Aradığın tüm cevaplar bende. Ayrıca senden rica etmiyorum Mehmet. Gel diyorum. Duydukların ilgini çekmezse gözyaşların için bir paket mendil veririm, gidersin. Geliyorum.